Hayvanlarda epilepsi hastalığı. Kediler. Epilepsi, merkezi sinir sistemini oluşturan sinir hücrelerinin olağan dışı elektrokimyasal deşarj olması sonucu nöbet geçirmeye sebep olan sinirsel bozukluktur. Epilepsinin tek bir hastalık olarak görülmemesi gerekmektedir. Beynin belli bir bölümünden kaynaklı olduğu gibi, beyne etki edecek bazı dış etkenlerden dolayı da görülebilmektedir. Epilepsi etkenleri arasında viral enfeksiyonlar, beyin ödemi, beyin kanaması, kafa travmaları, zehirlenmeler, karaciğer, böbrek ve kalp hastalıkları, özellikle karaciğer ve böbrek gibi organ yetmezliklerine bağlı vücutta artan toksik amonyak ve üre oluşumu, nöbet oluşumunu tetiklemektedir. Kedilerde genelde enfeksiyonun oluşturduğu toksinler nedenli epilepsi görülmektedir. 6 yaşından büyük kedilerde epilepsi oluşumu tümör gibi nedenlerden meydana gelebilmektedir. Kedilerde epilepsi önceden teşhis edilebilir hastalık sınıfında değildir. Fakat kedilerde epilepsi oluşmaya başlamadan önce kafa sallama, seyirme ve sürekli yalanma gibi bulgular bazen görülebilmektedir. Epilepsi krizi esnasında neler yapmalıyız? Kesinlikle kediyi ürkütecek şekilde panik havası yapılmadan kedinizi başının altına ince bir yastık ya da havlu koyup kedinin kafasını yere vurarak zarar vermesini önlemeniz gerekmektedir. Nefes almasında sorun oluşumu gözlenebilir. Bu durumda kedinizin boynunu düz pozisyonda tutmanız ve dilini yutmaması için dilini ağzından dışarıya almanız gerekebilir. Epilepsi krizleri sonrasında kedinizin yanından bir süre ayrılmayıp onunla ilgilenmeniz ve sakinleştirmenizin faydası olacaktır. Nöbetten çıkar çıkmaz korku sebebiyle ters hareketler yapıp kendine zarar vermesine engel olmak için yumuşak ve zararsız bir zeminde olduğundan emin olunuz. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com/kenankesmez.com'da. Bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir.